sizlere de iyi bir eğitim alıp ve belki de işlerinde birisi dünyaya verenler, dünyayı öğrenenlerden birisinin anlamasınlar. Hem bu maksatla geçmişi sizlere tanıtmak hem de dünyaya yürümeyi öğrenen meşhurlarımızı öğrenmesinler de sizlere tanıtmak. Okullarınızda başarılar dilerim. Size de tekrar sevgilerim. İşte kültürü görüntülerle süsleyip konser haline getiren besteleri yorum ve güçlü sesiyle kim geliyor? Kim geliyor? Alkışlarımızla Akın Akın Türk geliyor! Keşan Belediye Başkanlığımızın Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Müdürlüğü'nün organize ettiği ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de iştirakleriyle birlikte bu değerli projeyi sizlere bir hafta içerisinde 10 görüntülü konser olarak
Keşan'ımızda da gerçekleştireceğiz değerli arkadaşlar. Değerli öğretmenlerimiz başta olmak üzere hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerden bir rica istiyorum, rica edeceğim. Yani bazı şeyler böyle hemen karambole geliyor. Asıl yapmamız gereken burada bilgiler. Tabii ki eğleneceğiz. Eğlenmeyi de en iyi şekilde yaparım, yaptırırım yani. Rahat olun siz. Ama sizden tek ricam, anlatımlarda sessiz olalım, salon olduğu için, spor salonu olduğu için akustik tam istediğimiz gibi değil. 2-3 kişi fısıldadığı zaman bize geri dönüşü bayağı olumsuz oluyor bu noktada. Rica ediyorum, anlatımlarda sessiz olalım. Şarkılarda ise en az ve Subhanallah'ta verdiğiniz etkinin 4 katını, 5 katını bekliyorum sizlerden. Olsun mu arkadaşlar? İnsanoğlu yaratıldığından günümüze sürekli değişti, gelişti. Ateşi buldu insanoğlu, avcılık ve toplayıcılıkla var olmaya çalışan insanoğlu tarımı öğrendi, çeşitli hayvanları evcilleştirdi ki atın evcilleştirilmesi önemli bir aşamaydı. 3-4 günde gidilecek mesafeler atın evcilleştirilmesiyle birlikte 3-4 saate düştü. Yani dönemin binek taşıtları oldu at, ama madenin keşfi de önemliydi. Önce bakır, sonra tunç, daha sonra demir elde edildi. Bugün sokaklarımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde kullandığımız o aletlerin tabanını, işte bu ham maddesini erittiğimiz madenin keşfiyle birlikte oluştu. Parayı icat etti insanoğlu, daha önce takas yoluyla ticari alışverişler gerçekleşirken paranın icadıyla birlikte bir standarda erişti ticaret. Ama öncesinde yazının icadı çok önemli bir hadiseydi. Çünkü tarihsel dokümanını arşivledi. Günümüz teknolojisine, günümüz dünyasına gelene kadar insanlığa yön veren 40 büyük olayı yapmış o 40 kişiyi sizlere sunmak için buradayız. Bu sene hariç, ondan önceki 1,5 sene içerisinde 125 görüntülü konser yaptık yurdun çeşitli noktalarında. İşte burada sizlerle birlikte maksadımız görüntüler, anlatımlar ve müzik eşliğinde algılamayı, zihinde kalan algılamayı oluşturmak. İşte 40 insan dedik, onlardan ilki gelsin değerli arkadaşlar, Pisagor. Her şeyin sayılarla çözülebileceğine inanmış İyonyalı filozof, o ve öğrencileri her şeyin sayılarla çözülebileceğine inanmışlar. Pisagor bağıntısının da kurucusu. Hipokrat, o da bizim gibi Anadolu'lu. Evet. Tıp biliminin babası. Büyülü şifalı yöntemlerle insanlar tedavi edilirken Hipokrat tıbbın bir bilim dalı olarak doğmasına sebep olan kişi. Bugün Hipokrat yemini ediyorsak bunu biz Hipokrat'a borçluyuz değerli arkadaşlar. Bundan 2500 yıl önce siyonotik kalp hastalığını, akciğer kanserini, akciğer hastalığını bulan kişidir Hipokrat. O da bizim gibi Anadolu'lu, büyülü şifalı yöntemlerden insanların tıbbi yöntemlerle tedavi edileceğini ispatladığı için tıbbın babasıdır Hipokrat. Aristoteles, antik çağların en büyük düşünürlerindendir. Sokrates idama gider. İdama gittiği için bilgilerini yazıya dökemez. Öğrencisi Platon yazıya döker, Platon'un bilgilerini de onun öğrencisi olan Aristoteles yazıya döker. Hepsi eklemel olarak gelir, bilgiler toparlanır. Aristoteles tüm bilgileri toparladığı gibi üzerine de ekler yapar. Bu üç filozof da her şeyin akılla çözülebileceğine inanmış filozoflardır değerli arkadaşlar. Aristoteles 170'ten fazla eser verir, 40 tanesi günümüze kadar gelir. Daha doğrusu geçerliliğini korur. Yanlış söylemeyelim.
ve müsbet bilimlere, fiziğe, kimyaya, biyolojiye, geometriye ve benzeri müsbet bilimlerimize örnek teşkil eder, anlam katar, onların standart erişmesini sağlar. Arşimet, parklardaki tahterevalli sistemi büyük cisimleri kaldırmaya yarayan bir kaldıraç sistemidir. Arşimet bunu bulur. Aynı zamanda güneş ışığından istifade ederek mercek kullanır ve cisimleri yakmayı başarır Arşimet. Bir savaşta karadan gemiler yakılır. Ama Arşimet'in hepimiz de biliyoruz ki en büyük dünyaya kattığı değer diyelim, suyun kaldırma kuvvetini teknik olarak ispatlamasıyla mümkün. Suyun kaldırma kuvvetiyle birlikte Arşimet bugün suyun yüzeyinde ne varsa, insanoğlunun yaptığı ne varsa suyun kaldırma kuvvetinin teknik olarak ispatlanmasıyla birlikte mümkün oluyor. Metehan ünlü Türk kahramanıdır. Askeri disiplini ve savaş taktikleri sayesinde bulunduğu bölgeyi 18 milyon kilometre kareye taşır. Yani bu 18 milyon kilometre kare Türkiye'nin 10 katı büyüklüğüne eşdeğerdir. Dönemin Amerikası olan Çinlileri yener. Bu önemlidir. Çünkü niçin önemlidir? Metehan kendisinden 10 kat büyüklüğünde bir Çin devletini ve Çin ordusunu yener. Bir sistem geliştirir. Günümüzdeki dünyada geçerli olan askeri onluk sistemini bulan kişi Metehan'dır arkadaşlar. Binbaşı, onbaşı, yarbay, albay, tuğgeneral, tümgeneral diye o rütbeler vardır ya kollarda ve omuzlarda. İtfaiye teşkilatında, jandarma teşkilatında, asker teşkilatında, polis teşkilatında geçerli olan askeri onluk sistemini bulan kişi Metehan'dır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de kuruluş yıl dönümü Metehan'ın tahta çıkış, daha doğrusu doğuş bölümüdür. Milattan önce 209 olarak geçerliliğini korur. Her yıl TSK şenliklerini yapar. Halezmi, Müslüman alim, Türk alim. Sayılarda bir şey eksiktir. Sayılar hesaplanırken bir şeyler ters gider. O sayıların direği olan, sayıların terazisi olan sıfırı bulur. Sıfırla beraber sayılar standartına kavuşmuştur. Tabii bir adam çıkar Battani diye Urfa'dan, Harran'dan, Anadolu'dan, o adam işte Battani dünyanın güneş etrafında dönüşünü 365 gün, 5 saat, 46 dakika, 24 saniyeyi yani bir yılı teknik olarak bundan 1000 sene önce bulan kişidir. Battani bugün takvimlere bakıyorsak, randevularımızı veriyorsak, cep telefonlarımızdaki saatlerdi, tüm çalışma sistemimizi ayarladığımız o programlarımızın zamanını belirten kişi olur. Tabii Urfalı olması da bizim için bir gurur kaynağıdır. Bir Urfa türküsü de söylemek bize de düşer. Hadi bakalım. Başam olmasın.
sesin ilk mantıklı izahını yapan kişi, hava dalgalarının titreşiminden ibarettir sesler. Ve dünyadaki şu anda yapılan enstrümanlar, müzik aletleri, sese dayalı ne varsa onun doğru ve net bir şekilde çıkması, işte Farabi'nin sesi mantıklı izahıyla ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. Tabii not alanlar da var. Ben size veririm. Zahmet etmeyin. Ben size veririm, hiç siz dinleyin, boş verin. Bizim notları sosyal bilgiler öğretmenleri falan da istiyorlar da. Veririm yani, rahat olun. Ben size komple döküman veririm, size çile çektirmeyelim yani. Evet. Farabi sesin ilk mantıklı izahıyla birlikte aynı zamanda günde 5 vakit ezanı rahat ve net bir şekilde dinliyorsak onu bulan kişi Farabi. Daha doğrusu ezan musikisini yazan kişi. Sabah ezanı böyle daha dingindir, rahmanidir ama akşam ezanı pratik geçer. İşte bunların okunma stillerini de bulan kişidir. Ebul Kasım Zehrabi. Batı'da Al-Zahrabism, Ebul Kasis olarak da bilinir, Endülüs alim. Şimdi Türk ve İslam medeniyetine geldik arkadaşlar. Cerrahinin babası. Yani bugün dünyada hastanelerde, cerrahi operasyon yerlerinde kullanılan %70 ameliyat aletlerinin mucidi Müslüman alim Ebul Kasım Zehrabi'nin Telif isimli kitapta belirttiği ve cerrahi operasyonlar yaptığı işte bu önemli kişi. Türkülerimizde çok vardır yaramı dağlama diye. Akciğer kanserinde ağırlıkla dağlama sistemi eskiden kullanılırdı. Şimdi ilkel bir yöntem oldu ama yine de zorunluluk halinde kullanılabiliyor. Burada şişler var değerli arkadaşlar. Şişler kızdırılıyor. İltihaplı bölgeye yara vurularak yaranın iltihaplı bölgeden diğer normal kansersiz bölgeye akmasını engelliyor. Yaranın oraya kızgın şişlerle beraber kurulmasıyla birlikte. Biruni ilim öğrenmekten kastım hakkı ve hakikati bulmaktır diyor ve 30'a yakın ilimle ilgileniyor. Dünyanın çapını ilk ölçen kişi oluyor. Newton'dan Fiskart'tan önce yer çekimi kanununu buluyor ve Amerika kıtasının varlığından, Japonya'nın varlığından bundan bir sene önce bahseden kişi oluyor. İbn Sina diye bir adam Özbekistan'dan doğuyor. Türk ve İslam medeniyetine geldik. Endülüs, İspanya, Bağdat ve 3 nokta var burada da, 3. noktada da 3 nokta var. Taşkent, Buhara, Semerkant. İşte Özbekistan'ın Buhara kentinden dünyaya geliyor İbn Sina. 10 yaşına kadar klasik eğitimini tamamlıyor. 14 yaşında hekim oluyor. 16 yaşında hekimler yanında çalışmaya başlıyor. 22 yaşında sultanlara danışmanlık yapıyor ve Tıp Kanunu isimli kitabını basıyor. Tıp Kanunu isimli kitabıyla birlikte gelen yenilikler şunlar. Hastalarda hastalık sendromu, karantina yöntemi, hastalıkların cinsel yola bulaşması, mikroorganizmaların varlığından ilk bahseden kaynak eser oluyor İbn Sina'nın Tıp Kanunu isimli kitabı. Aynı zamanda Ebul Kasım Zehrabi'nin Telif isimli kitabı da Avrupa'da, bilhassa Fransa'da 19. yüzyılın başlarına kadar okutuluyor. Sultan Alparslan'ın Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini sağlayan o müthiş kumandan, kendisinden 3-4 kat büyüklüğündeki Bizans ordularını yenerek bu işi gerçekleştiriyor. El Cezeri diye bir adam çıkıyor Anadolu'dan, Cizre'den. Diyor ki ben robotu yapacağım ve dünyada şu anda kullanılan sibernetik ve robotik bilimin babası oluyor El Cezeri. Cizreli alim El Cezeri. Adını Cizre'den alıyor. Değerli arkadaşlar, mekanik ne varsa ona ait şu anda kullanılan 50'ye yakın icatta günümüze kadar geliyor. Bu 50 icattan bahsettiğimiz zaman
neler var? Örnek verirsek, kan merkezlerindeki kan pompalama kapları El Cezer'in bir icadı. Aynı zamanda pikniklerde ve okullarda kullandığımız termosların da icadı El Cezer'e ait. Paralarımızı muhafaza ettiğimiz para kasalarındaki şifreleme yöntemi de El Cezer'e ait. O da en ihtişamlı eserim dediği filli saat. Filli saatin içerisinde dişliler var, su var. Suyun gücüyle birlikte dişliler çalışıyor. Köleye, köleden ejderhaya, ejderhadan şeyhe, şeyhten de kuşa vuruyor ve zaman beliriyor El Cezer'in kaynağında değerli arkadaşlar. El Cezer'i deyince, Cizre deyince doğu eser okuyalım mı? Ondan sonra da yavaş yavaş batıya doğru batı eserlere geçelim. Pop da var, rock da var. Tamam mı daha sonra? Hadi bakalım. Evet. Ailesi
Sultan Alaaddin Keykubat'ın Anadolu hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın ısrarı üzerine, daveti üzerine Anadolu'ya yerleşirler. Bir medrese verir onlara. Altınapa İplikçi Medresesi. Orada hamdım, piştim, yandım ve ne olursan ol, gel der Mevlana. Mevlana ölüm gününe, düğün günü, gelin gecesi anlamına gelen Şeb-i Aruz der. Her yıl Şeb-i Aruz törenleri kutlanır. Şeb-i Aruz nedir? Mevlana'nın Allah'ına kavuştuğu gündür. O Allah'ına kavuştuğu günü, düğün günü, gelin gecesi olarak nitelendirir Mevlana. İbni Haldun çok şanssız bir adamdır. Sosyoloji ve tarih biliminin babasıdır İbni Haldun. Bugün toplumları incelemeye yarayan bilim dalı varsa, bunun adı da sosyoloji ise en dürüst alim İbni Haldun'dur. Evet. Her millet kendi hikayelerinden tedavi sürecinde dikkat eder. Her millet kendi hikayelerini yazarken arkadaşlar bir şey anlatıyoruz. Yani tarih biliminin oluşmasını sağlar. Gutenberg Almanya Mainz'da dünyaya gelir. Uygurların tahta kalıplar üzerine baskı tekniklerini geliştirerek o seri matbaayı bulur ve 15. yüzyıla gelmeden Gutenberg matbaada devrim yapar. Seri kitaplar basılır. 15. yüzyıla gelmeden yine yakın baskı makinesi oluşur. İşte bu baskı makinalarıyla birlikte değerli arkadaşlar Avrupa reform hareketlerini başlatmıştır. Çünkü bilgi alır. Bilgi en büyük güçtür, en büyük silahtır. 21 yaşında Fatih Sultan Mehmet Han diye bir adam çıkar. 21 yaşındadır. 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'na son verir. İyi bir komutandır, iyi bir idarecidir ama Fatih bir komutan ya da idareci değildir. O 17 tonluk bakırdan topları dökmeyi başaran, 1,5 tonluk mermileri 1 kilometre öteye atmayı başaran bir mekanik sistemin ihtiyacını hisseder ve yaptırır. Ama bir sıkıntı vardır. O toplar, ateşler ikinci ateşi yapamaz. Soğuması gerekir. Namlusu kızar. İkinci ateş için yağlama sistemini bulan kişi olur Fatih. Harareti alınır, ikinci, üçüncü, dördüncü ateş yapılır. Ama Fatih kafasını bir daha kullanır, yatay mesafedeki topun namlusunu kaldırır ve surların içerisine düşmeyi başarır Fatih Sultan Mehmet Han. İşte Fatih'in bu bakış açısı Avrupa'nın, daha doğrusu dünyanın bir çağ açıp bir çağ kapamasına sebep olur. Çünkü surların içerisine düşer Fatih. Hani bu Avrupa filmlerinde vardır ya, o ortaçağ filmlerinde, William Tell'de filan, krallar giderler, elemanlarını yollarlar, komutanlar gider halkı talan eder, kaleden içeriye, saraydan içeriye, zevki sefa. İşte derebeylik sistemi, krallık sistemi Fatih ile yok olur. Fatih bunu 21 yaşında yapar, surların içerisine topu düşürür. Önemli bir kişidir. Bu sebepten önemlidir Fatih Sultan Mehmet Han. O da Edirne'de dünyaya gelmiştir. Sizin de hemşehrinizdir. Leonardo da Vinci mükemmelliğin ve insan zekasının zirve noktası. Ressam, mimar, heykeltıraş, Batı reformunun ve Rönesansının en önemli ayaklarından birisi. Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği gibi ölümsüz resimlerin ressamı Leonardo da Vinci. O dünyanın geleceğe ait orijinal tasarımlarını çizen kişidir. Bundan 600 sene önce, düşünün yaklaşık 600 sene önce uçağı çiziyor.
tankı çiziyor, asansörü çiziyor. Böyle çok garip bir adam nasıl oluyor onu da bilmiyoruz. Şu andaki kalp dolaşım sistemini de Leonardo da Vinci'ye borçluyuz. İlk mantıklı izahını yapan da hala geçerliliğini koruyor. Piri Reis, o da bizim gibi Anadolu'lu, Karamanlı bir ailenin çocuğu. Amcası Kemal Reis'le birlikte korsani usullerle, Karayip korsanları gibi korsani usullerle çalışmalar yaparken o, değerli arkadaşlar, Osmanlı himayesine giriyorlar. 1494 yılında. 1513 yılında ilk dünya haritasını çiziyor. 1517 yılında Padişah Yavuz Sultan Selim'e harita sunuluyor. Yavuz Sultan Selim haritaya bakıyor ve haritayı bırakıyor. Haritanın doğu tarafını alıyor, batı tarafını bırakıyor. Diyor ki, biz dünyanın doğusunu yöneteceğiz. Batı tarafı onların olsun. Bu harita deve derisi üzerine 9 renk renklendirilerek Piri Reis haritası, ilk dünya haritası Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Gidip görmenizi tavsiye ederim değerli arkadaşlar. Mimar Sinan, Kayseri'nin Ağırnaz köyünde dünyaya geliyor. Purut Nehri üzerine 13 günde bir köprü yapıyor. Köprü hem estetik hem sağlam. 13 günde yapılan bu köprü Kanuni Sultan Süleyman, hani Muhteşem Yüzyıl izliyorsunuz ya, işte o adam Kanuni Sultan Süleyman diyor ki bu köprüyü 13 günde yapan kişi Osmanlı'nın baş mimarı olmayı hak ediyor diyor ve Osmanlı'nın baş mimarı Mimar Sinan oluyor. 360'a yakın muazzam esere imza atıyor. 84 cami, 53 mescit, 57 medrese, 7 darül kurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darül şifa, 5 suyunu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray ve 35 saray olmak üzere ve 48 hamam olmak üzere ölümsüz esere imza atıyor. Bugün Edirne'deki Selimiye Camii, ustalık eseri dediği camidir, yakındır. Görebilirsiniz, İstanbul'da yakınsınız. İstanbul'daki Süleymaniye Camii'nde Beyazıt'ta gidip görmenizi tavsiye ederim. İtalya'nın Pisa şehrinden bir bilim adamı çıkıyor, Galileo adı. Galileo parasızlıktan okuyamıyor. Ama o da Leonardo da Vinci gibi azmi, zekası ve yeteneği sayesinde Fatih'ten esinleniyor, yatay mesafedeki uzun namlulu dürbünü kaldırıyor, teleskop yapıyor ve gökleri inceliyor. Dünya dönüyor der, fikirleri yüzünden o dönemki kilise yönetimi tarafından Leonardo da Vinci gibi maalesef Galileo de fikirleri yüzünden yargılanır ve maalesef 70 yaşında gözleri kör bir şekilde göz hapsindeyken hayata veda eder. Bu da bana zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var, Galileo'nun Allah'ı var. Hadi. Sen uzaklarda değil, damarında kalmışsın. Ben sensiz yaşayamam. Baharımsın, yazımsın. Ben sensiz yaşayamam. Baharımsın, yazımsın. İstersen alayım, İstersen öldür beni.
Newton, ünlü İngiliz fizikçi, o yerçekimi kanunu buluyor. Ama biz biliyoruz ki Biruni ondan çok önce bulmuştu. James Watt, Batı'nın sanayi devrimini oluşturan kişi, El Cezeri'nin pistonlu o su pompalamaya yarayan aracını, cihazını geliştiriyor, mekanik sistemini geliştiriyor ve buhar makinesini icat ederek Batı'nın sanayi devriminin oluşmasını sağlıyor. John Dalton her elementin kendine özgü atomları vardır diyerek modern kimyanın temellerini atıyor. Michel Faraday o elektriği icat ediyor. Arkadaşlar, anlatım var. Hatırlatayım ben. Gregor Mendel, Avustralyalı rahip. Bitkiler üzerinde çalışmalar yaparken, bezelyeler üzerinde çalışmalar yapıyor bilhassa, bir türün özelliklerini kuşaktan kuşağa, kuşaktan kuşağa aktarıldığını buluyor ve değerli arkadaşlar, kalıtım 20. yüzyılın başlarında sadece bitkilerde değil, tüm canlılarda olduğu saptanıyor. Louis Pasteur, Avrupa'yı kasıp kavuran, toplu halde Avrupa'da ölümlere yol açan Kuduz ve Şarbon vakalarına karşı Kuduz aşısını ve Şarbon aşısını buluyor. Aynı zamanda bugün marketlerde pastörizasyon yöntemi dediğimiz, işte o pastörize edilmiş sütleri içiyorsak adını da Louis Pasteur'den alıyor ve o da bir fayda sağlıyor. Alfred Nobel çok zengin oluyor. İki petrol rafinerisi ve değerli arkadaşlar, iki petrol rafinerisiyle birlikte 15 tane fabrikanın sahibi çok zengin oluyor ama o zenginliğin en büyük sebebi dinamiti seri üretime sunmak. Dinamit toplu halde insanları öldürmeye başlayınca Alfred Nobel, Nobel Vakfı'nı kuruyor. Nobel ödüllerinden her Nobel ödülleri her yıl dağıtılıyor. Fizik, kimya, fizyoloji, tıp, edebiyat ve barış konusunda Alfred Nobel, Nobel Vakfı'ndan ödüller veriliyor ölmesine rağmen. Tabii ki sizler de pop bir şarkı dinlemek isterseniz söz verdik. Hadi girelim bakalım. Hadi bakalım. Aşka intikam, kim çok seviyor, kim yoksa seviyor. Ne kadar çok aşka intikam eden, kim çok seviyor, kim yoksa seviyor. Sen orada, ben burada, bir şey gelmez. Elimizden kusurda, ben burada, ben de özledim benden. Sen de özledim benden, eski boşuna gitti. Sana boşuna istedim, ben de özledim. Thank you.
Huggins. Alexander Graham Bell 1875. Lütfen! Ne kadar bilgi istediğinizin farkındayım. Şarkıyı hiç istemiyorsunuz belli. 1875 yılında telefonu icat ediyor. Baba para ver kontrolü biliyorsunuz değil mi? Albert Einstein, evet, kütle ışık enerji arasındaki o gücü buluyor, atomu buluyor ama maalesef atom bombası değerli arkadaşlar kullanılıyor Birinci Dünya Savaşı'nda. Röntgen havada bizim gözle göremediğimiz X ışınlarını buluyor. Bugün sensör sisteminin nimetlerinden faydalanıyorsak, iç organlarımızı görmemize yarayan röntgen cihazından faydalanıyorsak, işte bunu röntgene borçluyuz değerli arkadaşlar. Edison ampul buluyor, çok zengin oluyor. Henry Ford Edison'un fabrikasında çalışıyor. Ayrılıyor, kendi iş yerini kuruyor ve seri araba üretimini başlatan kişi oluyor Henry Ford. İnsanların at arabasından, binekli araçlardan, motorlu araçlara geçişini sağlıyor. Gandhi bir millete bağımsızlığını sağlıyor, pasif protesto yöntemi yapıyor, hakkını şiddet kullanmadan arıyor yani Gandhi. Wright kardeşler, iki bisiklet ustası kardeşler, 1903 yılında ilk motorlu uçuşu yapıyorlar. 1908 yılında Amerikan Hava Yolları seyahatlerine başlıyor. Ama biz biliyoruz ki ondan 1000 sene önce Abbas bin Firnas Müslüman alim uçmayı başarmış. Aynı zamanda Hazreti Ahmet Çelebi de uçmayı başarmış ama bunlar kanatlı uçuş yapmışlar, motorlu uçuşu gerçekleştirememişler. İşte Wright kardeşler ilk motorlu uçuşu gerçekleştiren kardeşler oluyor değerli arkadaşlar. Alexander Fleming, peynir küfürün üzerindeki bakterilerin vücuda faydalı olduğunu umarak bunu gerçekleştiriyor. Yani antibiyotiği buluyor, penisilin aşısını buluyor, milyonlarca hayatı kurtarıyor. Marie Curie diye bir bayan geliyor, kimyadaki kür elementi adına veriliyor. Marie Curie, radyonu buluyor ama eşi Pierre Curie birlikte buluyorlar. Eşi vefat ediyor kan kanserinden, o da yine kan kanserinden hayata veda ediyor. Onun için bilim için ölen kadın diyorlar. İki defa Nobel ödülü alan nadir kişilerden birisi ve bu ödülü alan ilk bayan oluyor. Ödüllerden kazandığı parayı yine bilime yatırdığı için bilim için ölen kadın diyorlar. Bill Gates, avukat bir baba, öğretmen bir annenin evladı olarak Amerika'da dünyaya geliyor. 1970'li yılların ortalarında bir trafik saymışı yapıyorlar. 16 yaşındalar arkadaşı Paul'le beraber ve 2009 yılında dünyanın en zengin oluyor. Dünyanın süper gücü Amerika'nın 10 sermayesinden birisi oluyor. Demek ki artık bilgi çağı, eller gider aya, biz de kalırız yaya. Ve o Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Aziz şehitlerimizle birlikte milli mücadelemizin mimarı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin kurucusu, o beş büyük kumandanla birlikte çok büyük işler yapmışlar, yokta bir şeyleri oluşturmaya çalışmışlar, Allah yardım etmiş, bu memleketi lidersiz bırakmamış Rabbim o dönemlerde. İşte biz bugün bu ülkenin nimetlerinden istifade ediyorsak, bugün bir şeylerin temel atılmışsa, o şehitlerimize, ecdadımıza geri dönüp bakmamız lazım. Bakın burada dünyaya yön veren insanlardan bahsettik. Türk de var, Müslüman da var, gayrimüslim de var, farklı ırklardan, farklı milletlerden insanlar var. Siz muasır medeniyetler seviyesi dediğimiz seviyeye gelmemiz için bizim çok çalışmamız lazım. Bilgi en büyük güçtür, çalışmak özgürlüktür. O yüzden çok çalışacağız ve bilgiyi alacağız. Bir kliple devam edelim mi? Hadi bakalım, birlikte söyleyelim ve finalimizi öyle yapalım. Hadi. Evet.
sensin. Bu şarkımız yetmiş milyon. Haydi söylüyorum. Birisi, Henry Ford'un Ford otomobillerinden.
ürettiği markası. Gandhi, Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin ölümsüz lideri. Şimdi kullanmadan hakkını arıyor, pasif protesto yöntemiyle bunu başarıyor. Yani hakkını almak, hakkını aramak öyle her bebeğinin harcı değil. Bunu Gandhi başarıyor. Hem de şiddet kullanmadan Hindistan halkına Lahore'da 1929'da özgürlük bayrağını sallamıyor. Wright kardeşler, iki bisiklet ustası kardeşler. Daha önce Müslüman alim Abbas bin Firdas bin sene önce uçmayı başarmış. Hazreti Adnan Çelebi de Galata Kulesi'nden, özür dilerim, Galata Kulesi'nden uçmayı başarmış ama bunların kanatları var, motorla dönüyor. İlk motorlu uçuşu yapan kişiler bu iki kardeş, Wright kardeşler oluyor. 1903 yılında, aklınızda olsun, Beşiktaş'ın kuruluş yıl dönemi, 1908 yılında Amerikan Hava Şirketi seyahatlerini sürdürüyor. Alexander Fleming, duydunuz mu bu adamı? Beygir uçucunun üzerindeki bakterilerin gücüne faydalı olduğunu buluyor. Alexander Fleming, ne oluyor peki o? İşte doktora gittiğimizde antibiyotikler yazılıyorsa, penisilin aşısı kuruluyorsa, iltihapları, o sarı sarı iltihapları kurutmak için milyonlarca hayatı kurtaran adam oluyor, ölümsüzleşiyor. Marie Curie, Polonya asıllı Fransız kimyager. O iki kez Nobel ödülünü alan, Nobel ödülünü alan ve ilk bir defa bu ödülü alan bayan oluyor. Dünyaya radyumu keşfederek katkı sağlıyorlar. Eşi Pierre Curie ile birlikte eşi kan kanserine maruz kalıyor. Aşırı radyoaktivite yükleniyor. Kendisi de daha sonralardan yine kan kanserinden vefat ediyor ama ödüller kazanıyor. Ödüllerden aldığı parayı yine bilim için harcayan kadın oluyor. Marie Curie. Bill Gates. Değerli arkadaşlar, eller gider ayağa, bizse kalırız yaya. Avukat bir annenin, özür diliyorum, avukat bir babanın, öğretmen bir annenin evladı olarak Amerika'da dünyaya geliyor. Arkadaşı Cole'le beraber 16 yaşlarındayken kafa kafaya veriyorlar. Bilgisayar üzerinden trafik sayım işi yapıyor. İlk yapılan işte $20,000 para kazanıyorlar ve Forbes dergisi 2009 yılında en zengin kişiyi açıklıyor. Dünyanın en zengin kişisi Microsoft oluyor. Ve bilgisayarın, bilgi teknolojilerinin değerini adam yaklaşık 35 yıl sene önce görüyor. Ama bizim Anadolu'da Neşet Ertaş'ın cenazesini izlediniz değil mi? Büyük halk aşkı Ozan. Cenazeyi gördüğünüzde büyük bir kalabalık vardı. İşte o kalabalıkta cenazenin olduğu yerde Caca Bey medresesiydi. Burada normalde cami değildi. Daha sonradan camiye çevrildi. Benim ecdadım dünyanın ilk astronomi müzesini yapan kişiler. Kırşehir'de Caca Bey medresesi. İnternetten akşam izleyin değerli arkadaşlar. Bizler niye geri düşüyoruz? Şimdi ilerleyeceğiz inşallah sizlerle birlikte. Kafamızı kullanmamız lazım. Bilgisayardan, bilgisayarın ve bilgi teknolojilerinin kalitesini, değerini bilmemiz gerekiyor. Ne diyoruz? Bilgi en büyük güç. Tekrarlıyoruz. Bilgi en büyük güç. Bilgi birlikte milli mücadelemizin ölümsüz mimarı, ölümsüz lideri.
Beş büyük kumandanla birlikte alkışlıyorsunuz, biliyorsunuz. Onu anlatmıyorum ama o ve onun bıraktığı değerlere sahip çıkacağımıza söz veriyor muyuz? Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti! Yaşasın bağımsız Türkiye! Harikasınız! Ülker Türkiye diyelim mi? Hep beraber Türkiye söyleyelim mi? Güçlü bir şekilde olsun mu? Herkes ayakta olsun mu? Hadi bakalım. Etrafımızda başka milletler, başka devletler var. Eğer
Yanlış anlamayın. Savaş çığlıklarına yanmıyorum. Savaş gerekli olduğu zaman yapılır. Ama bir yarıştır sizin savaşınız bilgi savaşıdır. Ekonomide dahil edilme savaşıdır. Bundan sonra bu topraklarda sizlere çocukları kalacak. Dolayısıyla kendinizi bir Amerikalı'dan, bir Almanlı, bir Japonlu sakın ola ki daha aşağı seviyede düşünmeyin. Atatürk demiş ki, Türk milleti zekidir, çalışkandır. Bizim kimseden aşağı kalır tarafımız yoktur. Sizlere okullarınızda başarılar diliyorum. Her şey gönlünüz olsun. Sağlıcakla kalın. Arzunuzu bir kere daha yerine getireceğiz. Tüm gençlerden size yeterli de söyleyeceğim. Hadi eyvallah. Keşan Bölüm Belediye Başkanı'na sahip olduğu için kendisini şanslı hissediyordu herhalde. Hakikaten her yere nasip olmaz. Sağ olsun, sağ olsun. Bilgi Alacak Salon Başkanımız, sağ olsun, sağ olsun. Çalışıyor, görüyoruz. Aynen. Thank you.